Nüfus artışının küresel sorunları 21. ders Dersin sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz. Ve sonra da ne yazık ki çevre için çok kısa bir süremiz kalacak. Bugün kürtaj hakkında konuşacağız. Eğer sizin küresel bir bakış açınız varsa Amerika'da bu eşsiz bir konudur. Ancak dünyanın çoğu yerinde kürtaj tartışmaya değer önemli bir konu değil. Amerika'da değerler üzerine tartışmalarda bu konu Amerikalılar için temel sorun olarak en başta yer almaktadır. İnanılmaz politik bir öneme sahiptir. Başkanın dediğine göre insanların büyük çoğunluğu oylarını adayın kürtaj yanlısı veya kürtaj karşıtı olup olmama durumuna göre verirler. Anlamanız ya da anlamak için çabalamanız gereken şeylerden bir tanesi bu konunun neden bu kadar önemli bir konu olduğudur. Böylece bence sebeplerden birisi bu konunun günlük yaşamdaki rollerimize göre taban tabana zıt bakış açılarına hitap etmesidir. İnsanlar bu konuyu günlük bir sorun çeşidi olarak görürler. Bahsettiğim roller nelerdir? Cinsel ilişkideki roller, iş rolleri, karı koca rolleri, anne baba rolleri ya da hepsi. Kısacası sizin kendinizi bu rollerin içerisinde nasıl algıladığınız, kürtaj tartışmasına karşıda nasıl hissettiğinizin belirleyicisi olacaktır. Örneğin her iki tarafta konunun cinayetle ilgili olduğunu kabul eder. Kürtaj karşıtı bir kişi 3 aylık bir fetüsü ki herkes bunun parmak kadar olduğunu ve fotoğraftaki şişmiş hallerini görebilir. Yine de bir bebeğe benzetir ve onun parçalandığını ve katledildiğini düşünür. Kürtaj yanlısı ise bunu yine bir cinayet olarak görür ancak o güvenli olmayan bir kürtaj olayını kafasında hatta bu kendisi bile olabilir boğazlanmış ve muhtemelen öldürülmüş genç bir kadın olarak görür. Eski kuşaktan kürtaj yanlısı hemen hemen herkes ya kendileri kürtaj olmuştur ya da kürtaj olan bir arkadaşa sahiptir. Ve onlar bu konuyu bir hayat kurtarma olarak veya eğer kürtaj iyi koşullarda değilse, başarısız olarak yapılmışsa bunu bir hayat kaybı olarak algılarlar. Her iki tarafta konunun bebeklerle ve annelikle ilgili olduğunu kabul etmektedir. Kürtaj karşıtı bir anne bebeklerin her ne zaman gelirse gelsin sevilmeye ve istenilmeye son derece layık olduklarını düşünür. Sevilmemiş ve istenilmemiş bir bebek düşünülemez. Kürtaj karşıtı bir anne bebeklerin ancak onları gerçekten isteyen bir anneleri olduğunda ve onlara iyi yaşam koşulları verildiği zaman değerli olabileceklerini düşünür. Her iki tarafında kabul ettiği bir diğer şey ise cinsel ilişkidir. Kürtaj karşıtı bir kadın cinsel ilişkinin kutsal bir olay olduğunu ve ancak güçlü bir din ve toplumsal kontrollerle korunduğu takdirde özel olabileceğini düşünür. Kürtaj yanlısı ise cinsel ilişkinin eşsiz bir mahremiyet paylaşımı olduğunu ve ancak hamilelik ve hastalık endişesinden uzak olduğu takdirde özel olabileceğini düşünür. Her iki taraf konunun kadın statüsüyle ilgili olduğunu da kabul etmektedir. Kürtaj karşıtı kadınlara göre kadınlar o kadar önemlidir ki yaşamdaki annelik rollerinin korunması gerekir. Kürtaj yanlısı kadınlara göre de kadınlar o kadar önemlidir ki erkekler gibi kadınların da kendi yaşam rollerini kontrol edebilme hakkına sahip olmaları gerekir. Sadece bu açıdan baktığımızda bu kürtaj tartışmasının ilginç yönlerinden birinin iki tarafın temel değerlerinin ne olduğu konusunda her iki tarafında birbirinden farklı olmadığını görmemiz olur. Onlar sadece değerlerin uygulanmasında farklılık gösterirler. Aynı temel insani değerler yerine uygulama için farklı örnekler, farklı gerçek durumlar düşünürler. Tamam, açıkçası bu bir felsefe dersi değil ve kürtajın artılarını ve eksilerini tartışmak için en uygun yer de değil. Zaten bu tartışma da bir bakıma bir kısır döngü. Çocukluğundan beri kürtaj konusundaki fikrini değiştireniniz var mı? Fikrinizi hangi yönde değiştirdiğinizi bilmek istemiyorum. Birisi fikrini değiştirdi, iki kişi değiştirdi. Bu yüksek bir oran. İçinizden birisi fikrini değiştiren başka birisini tabii kendiniz dışında biliyor mu? Bir ya da iki kişi, üç, bir başkası daha. Yani demek istiyorum ki kürtaj hakkında söylenecek çok fazla şey var ancak onun hakkında insanların tutumları çok erken yaşlarda oluşuyor. Tekrar söylüyorum. Kürtaj hakkında ne zaman ne söylersek söyleyelim bu temel görüş değişmiyor. Nasıl tartıştığınızın hiç önemi olmuyor. İnsanlar kendi temel fikirlerini değiştirmiyorlar. Ben burada bunun artılarını ve eksilerini tartışmayacağım. Size kürtajın değişik boyutları ile ilgili bilgi verebileceğim kadar bilgi vermeye çalışacağım. Demokrasi, biyoloji, istatistik ve bütün bu konularda. Kürtaj hakkında bilmeniz gereken önemli birkaç şey var. İlki teşvik edilmiş kürtajın yaygın olması ki bu dünyada çok sık rastlanılan bir durum. Gerçekleşen her 3.2 doğuma karşılık bir kürtaj vardır, yani 3'te 1. Doğurgan yaşlardaki kadınların her yıl yüzde 3 civarındaki bir kısmı kürtaj oluyor ve bir kadının üreme döneminin 30 yıl olduğunu düşünürseniz yüzde 3 şans, yüzde 90 demek olur. Bu da dünyada kadının ortalama olarak 0.9 şansa sahip olduğu yani bir rakamına çok yakın demek olduğudur. Kısacası, Dünyadaki her kadın üreme dönemi esnasında bir kez kürtaj olmuştur. Tabii ki bu bir ortalamadır. Kimi kadın birden fazla, kimisi ise hiç olmamış da olabilir. Kürtaj oranının sıklığını ifade etmenin ve ölçmenin 3 ya da 4 standart yolu vardır. Biri dünyadaki veya ülkedeki veya her ne derseniz kürtajın basitçe rakamıdır. Yapılan en son tahmin 2003 yılından gelmektedir. Dünya genelinde her 5 yılda bir kürtaj istatistikleri hesaplanmaya çalışılmakta ancak bu çok zor bir iştir. Çünkü yasal olmayan yerlerde doğru istatistiği yakalayabilmeniz oldukça zor olmaktadır. Pek çok yerde özellikle de kürtaja karşı bir dini baskının olduğu yerlerde istatistiklerde bu konu adet dönemi düzenlemesi olarak yer almaktadır. Yani bu kadının adetini görmemesi anlamına gelir ve tabii ki herkes bunun iyi bir şey olduğunu bilir. Bu yüzden adetlerinizi eski haline döndürmek zorundasınızdır. Ve kürtajda da yaptığınız şey aynıdır. Ülkedeki herkes neler olup bittiğini anlayacaktır ancak istatistiklere göre bu adet dönemi düzenlemesidir. Ülkede olup bitenlere bağlı olarak Genellikle adet düzenlemesiyle ilgili hükümet istatistiklerinin bir bölümünü kürtajdan bahseden diğer bir bölümüne eklemek zorundasınızdır. Her neyse bu rakamları toplamakla ilgili pek çok sorun vardır. Ancak bu rakamları toplayan insanlar oldukça iyi insanlardır. Çünkü çok kültürlüdürler. Toplum içerisinde ise çok kültürlü insanlar en iyi hesabı yapmaya çalışanlardır. Dünyadaki kürtaj sayısının şu anki verilere göre her yıl 42 milyon olduğu düşünülmektedir. Ve bu sayı bu oranda kalmaktadır. İstatistiklerin oldukça iyi yapıldığı son 2, 10 yıl için bu sayı 40-50 milyon kadardır. İşte rakam budur. Kürtaj oranı genellikle 15 ila 44 veya 15 ila 49 olarak kabul edilen üretkenlik yaşları arasındaki her bin kadın içerisindeki kürtajlardan çıkarılmaktadır. Dünyada bu oran her yıl her bin kadında 29'dur. Böylece her yıl her bin kadından 29'u kürtaj oluyor demektir. Bu da benim daha önce bahsettiğim %3'e denk gelmektedir. Eğer bu sayı 30 olsaydı kesinlikle %3 demekti. Hem en yüksek hem de en düşük oranlar Avrupa'da bulunmaktadır. Batı Avrupa'da her yıl 1000 kadından 12'si, Doğu Avrupa'da ise bu sayının neredeyse 4 katı 44'ü her yıl kürtaj olmaktadır. Zaman zaman kültürel bir oluş olarak kabul ettiğimiz Avrupa'nın sadece kürtaj konusunda değil, tüm dünyada en yüksek ve en düşük rakamlara sahip olması şaşırtıcıdır. İfade etmenin bir diğer yolu da her 100 canlı doğumun karşısındaki kürtajlara bakmaktır. Ve bu da benim daha önce söylediğim şeydir. Her 3.2 canlı doğuma karşı bir kürtaj olmaktadır. Dünyada bu her yüze karşı 31 olarak görülmektedir ve bu en düşük olarak Orta Afrika'da 12 oranında, en yüksek olarak da yine Doğu Avrupa'da 105 oranında karşımıza çıkmaktadır. Yalnız 105'e dikkat edelim. Burada her canlı doğuma karşı kürtajdan bahsetmekteyiz. Eğer her yüz canlı doğuma karşı 105 kürtajdan bahsederseniz, bu kürtajların canlı doğumlardan daha çok olması demektir. Yani yüze karşılık 100. Hamileliklerin yarısının kürtajla sonlanması demektir. İşin ilginci, kürtaj oranı aynı kalmaktadır. Hem de tıpatıp aynı. Üstelik de sizin gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkede olmanıza bakmaksızın, gelişmiş ülkelerdeki oran her bin kişide 26'dır ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran her bin kişide 29'dur. Gördüğünüz gibi çok da farklı değil birbirinden. Herkesin zoraki kürtaj endişesi taşıdığı Çin'de dünya nüfusunun %20'si vardır. Yani dünyadaki kürtajların da %20'si. Sizlere bahsedeceğim hesaplanan son rakam toplam doğurganlık oranıyla aynı şekilde hesaplanan toplam kürtaj oranının ne olduğudur. Yaş ile özel kürtaj oranını topladığınızda karşınıza bir kadının yaşamı boyunca olduğu ortalama kürtaj sayısı çıkıyor. Tabii eğer o kişi istatistikleri topladığınız anda var olan oranlarla işe devam ediyorsa. Yine şunu söylüyorum ki dünyadaki oran 0.9 yani 1'e çok yakın. Bir kadın yaşamı boyunca ortalama bir kez kürtaj olmakta. Bu oran en düşük şekliyle 0.2'dir. Çeşitli ülkelerde her 5 kadından biri kürtaj oluyor. En yüksek şekliyle de 1.7 ile Küba'dadır. Küba'da her kadın hemen hemen 2 kez kürtaj oluyor. Biz Küba'daki bu çok ilginç durum hakkında daha sonra konuşalım. Zaman içinde dediğim gibi kürtajların sayısı büyük ölçekte 2-10 yıldır hep aynı kalmaktadır. Ancak 1995'teki son derlemeden bu yana tahminler 46 milyonken şu an için bu sayı 42 milyona düşmüştür. Kürtajların sayısında oldukça küçük bir düşüş olmuştur. Bu düşüşün tamamının nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Doğu Avrupa. Yine onlar oldu. En yüksek orana sahip oldular. Bu oradaki doğum kontrolü mekanizmasıydı. Ve orada yaşayanların doğum kontrolüne giderek ne kadar bağımlı olduklarının göstergesi. Böylece kürtaj oranları düşmekte. Bu da tüm dünyadaki değişimin dörtte üçünün tamamen Doğu Avrupa'ya bağlı olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanına oldukça benzemektedir. Burada da dünya ortalaması olan 3.2 canlı doğuma karşılık bir kürtaj olmaktadır. Bu istatistiklerin son kez toplandığı yeni 2003'te Amerika'da 1.3 milyon kürtaj olmuştur. Oran her bin kadında 21.3 kürtajdır. Eğer birim kadın bazında düşünürseniz Amerika biraz daha iyi durmaktadır. Amerika için toplam kürtaj oranı her bir kadın için 0.64'tür. Bu da 3'te 2 demektir. Yani 3'te 2 oranında kadın yaşamları boyunca bir kez kürtaj olmuş demektir. Halbuki dünya ortalaması 1'e daha yakındır. Bu yüzden biz biraz daha düşük bir orana sahip oluyoruz. Ve yine söylüyorum fark doğum kontrolünün kullanımından kaynaklanmaktadır. Ve ben bu konuyu daha sonra ele alacağım. Her ne kadar dünya ortalamasından biraz daha iyi olsa da Amerika yine de 0.2 kadar iyi değildir. Hatırlarsanız size bizimkinin 0.64 olduğunu söylemiştim. Belçika, Almanya ve İsviçre'nin tamamı 0.2 oranında düşüktür. Bu da bizimkine kıyaslarsak her bir kadın için kürtaj sayısının üçte birinden az demektir. Üretkenlik dönemlerindeki bin kadın grup olarak ortalama 639 kürtaja sahip oluyor. Ve bu da bizdeki kürtaj oranının düşmesi tahminini yapmamızı sağlar. Yani oran aşağı düşecek demektir. Tekrar dünya geneline yayacak olursak, özellikle de bir ülke ilk kez doğurganlık geçişi sürecine girmişse, kürtaj doğum kontrolünün temel yöntemi olabilir. Bütün dünyada en hızlı doğurganlık sürecini gösteren ülkelerden biri de Japonya'ydı. Doğum oranının yarıya indirildiği yerlerde ki Japonya'da 1947 ile 1957 yılları arasında doğum oranı yarıya düşürülmüştür. 10 yılda her bin kadından oran 34'ten 17'ye düşmüştür ve 1979'a kadar aşağı yukarı bu seviyede olmuştur. Şu anda giderek düşmektedir. İşte size Japonya'nın ilgi çekici durumu. Yıl 1949'dur hatırlayın. Amerika'dan MacArthur. Japon yönetimi o yıl hala zor şartlar altında ve biz bir 10 yıllık yayılmaya bakıyoruz. İşte size kürtaj sayısını da içeren doğumla sonlanmış hamileliklerin sayısı. Ve eminim bu dönemde, bu 10 yıllık dönemde hamileliklerin sayısında gerçekten kayda değer bir değişikliğin çok fazla olmadığı dikkatinizi çekecektir. Dikkat edin. 2700'den 2900'e. 2600, 2800, 2800, 2600. Yani hamile sayısı değişmemiştir. Ancak kürtaja neler oluyor bir bakalım. Burada yasallaşıyor ve çok hızlı bir şekilde 100'den 10 kata kadar çıkıyor. Aynı şekilde doğumlar azalıyor. Bu yüzden kürtaj sayısı doğumların önemsiz bir kısmını kapsamaktan çıkıp doğumların sayısına oldukça çok yaklaşıyor. Bu durumda kürtajın yasallaşması Japonların doğum oranlarının azalmasını yol açmıştır. Bu da tamamen yasal bir adım olup hiçbir zorlama yoktu. Çoğu yerde kürtaj bir doğum kontrol yöntemidir. Dağılmadan önceki Sovyetler Birliği'nde resmi istatistiklere göre her bir kadın hayatı boyunca 5 ila 8 arasında kürtaj yaptırıyordu. Ukrayna'da ise bu rakam 10 ila 12 arasındaydı. Amerika'ya gelen göçmenler için ise söylemesi bile çok saçma. Yaşamları boyunca 20 ila 30 arasındaydı. Japonlar kürtajı çok erken yasallaştırsalar da daha birkaç yıl öncesine kadar hapı yasal saymıyorlardı. Onlar bunu Viagra çıktığı zaman yasallaştırdılar ve erkekler Viagra almaya yöneldi oldukça iyi bir ulusal sağlık planına sahipler. Her şey bedavaydı. Çok dikkatli ve iyi bir şekilde düzenlenmişti. Ve de erkekler bedava Viagra istiyorlardı. Sonrasında kadınların hap almalarını sağlamak politik olarak imkansızlaştı. Ancak erkeklerin Viagra'ları ödenmişti. Yani Japonya hapı son zamanlarda yasallaştırdı ve kürtaj oranları daima en yüksek seviyede seyretti. Bazı özel durumlarda kürtaj oranları en yüksek seviyeye çıkar. 1966'da Romanya'da her 100 canlı doğuma karşılık 408 kürtaj vardı. Her bir canlı doğum için 4 kürtaj. Bunun tarihi ise çok çok ilginç. Tüm Sovyet bloğunda bu tam bir sorunlar yumağıydı. Doğum kontrolü yasaldı. Mümkündü ancak üretim tam bir felaketti. Birçok Sovyet bloğu ülkesinde kondom vardı. Fakat öyle kötü bir şekilde üretiliyordu ki insanlar bunları galoş diye adlandırıyordu. Ve ölçüleri de hiç de uygun değildi. Artı doktorlar hükümet için çalışıyor, iyi maaş alamıyorlardı. Fakat özel çalışabiliyorlardı. Resmi istatistiklerin dışında özel olarak kürtaj yapıyorlar ve bundan para kazanıyorlardı. Bu yüzden doktorların hepsi kürtaja veya başka yollara yöneliyordu. Biz kürtajın bugüne kadar doğum kontrolünün baskın bir yolu olduğu ülkelerden bahsedeceğiz. Uzmanı tarafından yapılan yasal bir kürtaj, bilinen en güvenli doğum kontrol yöntemlerinden birisidir. Şimdi size istatistiklerden bahsedeceğim. Şunun hakkında bir şey biliyor musunuz? Hekimler Kürsüsü referansı. Uzun yıllardır tüm doğum kontrol haplarının içerisinde bu ibare bulunmak zorunda. Burada ne görüyorsunuz? Burada ne görüyorsunuz? Bu yıllık ölümlerdir. Doğum kontrolü kullanan veya kullanmayan, kısır olmayan her 100 bin kadından dördü. Dikkat edeceğiniz tek şey önceden daha yüksekti sigara içen 40 yaşın üzerindeki kadınlardır. Kötü fikir hem hap kullanan hem sigara içen. İşte bu onların doğum kontrol yöntemi olan haptır ve bu kişiler sigara içmekteler. Eğer siz 40 yaşın üzerindeyseniz ve sigara içiyorsanız hap kullanmamalısınız. Bu yapılacak pek de sağlıklı bir şey olmaz. Diğer kategorilerdeki her bir kadın için beyaz çubuklar, diğer çubukların herhangi birinden daha geniştir ve beyaz çubuk kesinlikle doğum kontrolü kullanmıyor. Bunun size söylediği şey eğer doğum kontrolü kullanmıyorlarsa hamile kalacaklarıdır. Ve ölümcül tehlikelerle karşılaşacaklar ki bunun adı da ölümdür. Yani bu ölümcüldür. Hamilelikten kaynaklanan ölümcül tehlikeler herhangi bir doğum kontrol metodundan kaynaklanan azıcık daha yüksektir. O hangi yıldaydı? Ne? Bu hangi yıldaydı? Bu sanıyorum 1990'lar civarındaydı. Ve değişen şey bitirmeme izin verin. O zaman o günden beri nelerin değiştiğini size anlatacağım. Bu küçük siyah çubuklar en güvenlisi olup sizin zorla görebildiğiniz ve geleneksel doğum kontrol yöntemi olan prezervatiflerdir ki onlar da bundan bahsetmektedirler. Ve kürtaj tarafından da desteklenir. Bu da tüm yöntemlerin en güvenlisidir. Diyafram, kondom, rahim içi araçlar, sigara içmeyenler için haplar ve kürtaj gibi diğer yöntemler ve bir nebze düşük olsa da orta derecelidir. Sigara içen yaşlı kadınlar hariç kendinize yapabileceğiniz en kötü şey hiçbir yöntem kullanmamaktır. Bu tehlikelidir. Yapabileceğiniz en iyi şey ise kürtajla desteklenen bir kondom kullanmaktır. Bu da şaşırtıcıdır çünkü bu noktada popüler olan öyle çok efsane vardır ki gerçekler yanlış anlaşılabilir. Şimdi değişen şey bu verilerin yüksek dozlarda kullanılan doğum kontrol haplarının ilk günlerinde alınmış olması ve muhtemelen siz bunu zaten duymuşsunuzdur. Yeni oldukları için bu haplar oldukça yüksek dozlarda alınırdı. Kullananlar bunu bilmiyorlardı ve kendilerini garantiye almak istiyorlardı. Temel amaç hamileliği önlemekti. Daha sonra giderek az miktarlarda alabileceklerini fark ettiler ve günümüzde haplar çok daha az miktarlarda alınıyor. Bu yüzden de yan etkileri oldukça az. Tüm bu sütunlar muhtemelen oldukları şeyden çok daha aşağılarda olabilirdi. İşte bu da değişen şeydir. Gelişmekte olan dünyaya gittiğinizde ki bu Amerikan verisidir. Gelişmekte olan dünyaya gittiğinizde tabii ki hamilelik çok çok daha tehlikelidir. Çoğunun doğumu çok daha tehlikelidir. Yani gördüğünüz şey bu beyaz çubukların ülkeye bağlı olarak berbat bir şekilde yükselmesidir. Eğer Afrika'nın ortasındaysanız bunlar çok yüksektir. Yok eğer diğer yerlerdeyseniz bunlar Amerika seviyesine çok daha yakındır. Bunlar doğum esnasında gerçekleşen ölüm oranları mı yoksa doğum kontrol yöntemlerinin yan etkilerinden kaynaklanan ölüm oranları mı? Her ikisi de. Yukarıdakilerin hepsi yani. Tamam sadece bu değil. Yani bu size sadece ani ölümleri gösteriyor. Ve neler olduğu da gayet açık. Açıkçası kürtajın hiçbir uzun dönem klinik etkisi yoktur. Hiçbir fiziksel etkisi yoktur. Yine burada biz uygun tıbbi koşullarla yapılan steril kürtajlardan, uygun bir şekilde yapılanlardan bahsediyoruz. Hiçbir uzun dönem klinik etkisi yoktur. Ne fiziksel ne de psikolojik. Bu kadınları kısır yapmaz. Kısırlık ihtimalini artırmaz. Sonrasında delirmenize yol açmaz. Bu esasların hiçbiri istatistiksel olarak doğru değildir. Tabii ki bir kadın ister kürtaj olsun ister olmasın bütün bu kötü olayları yaşayabilir ama istatistiksel olarak bunlar aynıdır. Kürtaj olup sonunda kısır olan kadınların yarısı sayısı ile kürtaj olmayan ve sonunda kısır olan kadınların sayısı aynı olabilir. Yani bu tamamen tıbbi bir olaydır. Kürtaj olmanın duygusal boyutunun ne olduğu ise tamamen ülkeden ülkeye değişir. Biz burada kürtaj olmanın kesinlikle önemli bir olay olmadığı ülkelerden bahsedeceğiz. Ve diğer yerler bir çocuk için kendi etkileri, ahlakları İstek ve dinlerinin baskın olduğu yerlerdeki diğer bireyler, şayet kürtaj'a karşı gerçekten bir karşı düşünce varsa, orada zaten bununla ilgili çok fazla duygusal sorun vardır. Ancak bu kürtajın kendisiyle çok da ilgili bir şey değildir. Nedir o zaman? Şöyle diyelim mi? Kadınların kürtajın yapıldığı yerdeki algıladığı ahlaki bağlam. Bunun beraberinde yani dünya genelinde bu oldukça yüksek olan kürtaj oranlarını görüyorsunuz. Soru bu oranın belirleyicileri nelerdir? Nedir bu oranı bu kadar yüksek yapan şey? Nedir düşünen şey? Pek çok insan dini yasakların ülkenin dininin belirleyici olduğuna inanır. Ancak değildir. Örneğin Avrupa'da katolik ülkeler arasındaki Belçika her binde 6.8 ile en düşük oranlardan birine ve Bir diğer katolik ülke olan Macaristan ise binde 34.7 ile en yüksek orana sahiptir. Yani siz bütün oranları aldınız. Müslüman ülkeler arasında Bangladeş 3.8 ile düşük oranlardan birine sahipken Türkiye bunun 6 veya 7 katına sahiptir. Yine Bangladeş'e bakarsak bu biraz kafa karıştırıcıdır. Çünkü ülkelerinde adet dönemi düzenlemesini oldukça çok kullanmaktadırlar. Amerika tamamı olmasa da büyük kısmı protestan olan bir ülke. Türkiye ile aşağı yukarı aynı orana sahiptir. Elbette Türkiye'nin hemen tamamı Müslümanlardan oluşuyor. İnsanlar Katolik Kilisesi'nin kürtajın ölümcül bir günah, bir cinayet olduğunu öğrettiğine tabii ki inanırlar. Ancak Amerika'da binde 17 olan protestanlar arasındaki kürtaj oranı binde 24 olan Katoliklerden daha düşüktür. Birisi diyebilir ki Katolikler kilise sayesinde çok az doğum kontrolü kullanıyorlar. E karşılık olarak da kürtajı daha fazla kullanıyorlar. Tüm bunların içindeki hata çubukları temelde şu anlama geliyor. Amerika'da veya herhangi bir ülkede diyelim ki Katoliklerle protestanlar arasında çok zor fark edilebilir bir fark var. Katoliklerin neden bu kadar yüksek bir orana sahip oldukları konusunda iki sorun var. Evet. Bu çizgiler her bir kişi için mi yoksa bin kişi için mi? Bu her bin kişi için. Şunlar da her bin için rakamlar. Üretkenlik dönemindeki her bin kadın yoksa her bin bebek değil. Katolik denen şey çoğu bu istatistikteki farklılığın çoğu Amerika'da Katolik olan İspanyol ve Latin kökenli büyük nüfusun varlığıdır. Ve doğal yollarla doğum yapan kadınlardan çok daha fazla kürtaj vardır. İşte bu Katolik oranının neden yüksek olduğunu büyük ölçüde yanıtlıyor. Aynı zamanda kürtaj yasal olsun olmasın siz yasal yasaklılığını kısıtlayamazsınız. Siz onu kürtajdaki belirleyici faktör olarak da kısıtlayamazsınız. Dünyadaki kürtajların hemen yarısı yasal değildir. Eski istatistikler yasa dışı kelimesini kullanırdı. Ancak şu anda bir sürü yasal kurallar ve yasal olsun olmasın her ülkede bir sürü değişik durum var. Şu anda farklı ülkelerde farklı eyaletler örneğin Meksika'daki gibi Meksikositi bir kanuna sahip her bir eyalet çok farklı bir kanun çıkarabilir. Bu yüzden bu da yasallaşmayı tanımlamada güçlük çıkarmaktadır ve bunların hepsinin gelmeye çalıştığımız nokta olan güvenlikle ilişkisi vardır. Bazen güvenli kürtajla ilgili olarak istatistikler görürsünüz. Bazen yasal kürtajla ilgili ve genellikle her biri birbiri üstüne gayet güzel bir şekilde oturmuştur. Dünyadaki kürtajların yarısı yasa dışıdır. Diğer yarısı yasal. Bu yüzden örneğin Avrupa'da çok geniş bir alanda kürtajlar genelde iyi koşullarda ve yasaldır ve kürtaj oranı her bin kişide 28'dir. Kürtajın neredeyse her yerde yasa dışı olduğu yer Afrika'dır ve bu rakam 2029'dur. Yani yine hiçbir fark yoktur. Dünyadaki en düşük oran batıdadır. Kuzey Avrupa'daki burası kürtajın birkaç kısıtlamaya ulaşabildiği yerdir. Yani tamamen temel olarak kürtajın toplam yasal geçerliliği oranların çok düşük olduğu bir yerde oluyor. 2007'ye kadar kürtaj Meksika'da yasaktı. Yani Meksika'da tamamen illegaldi. Bununla birlikte kürtaj sayısı 1990 ile 2006 arasında yasa dışılılığın sürekli bir yasal olma durumuyla birlikte %50 arttı. 2006'da Meksika'nın kürtaj oranı kapı komşusu Amerika'dan %40 daha yüksekti. Şimdi elinizde aynı sırada 3 ülke var. Kanada, Amerika ve Meksika. Kanada çok daha düşük bir orana sahip. Amerika orta seviyelerde ve Meksika ki bu ikisi yasaldır. Meksika'da yasal değildir ve hepsinin en yüksek oranına sahiptir. Tabii ki sizi uyarmalıyım. Muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. Kürtaj konusunda yasal olmanın belirleyici bir faktör olmadığını söyleyerek bu kıtalar arası ya da ülkeler arası karşılaştırmaların çok da bilgi verici olmadığını belirtmeliyim. Çünkü pek çok diyelim ki Meksika ile Amerika arasında veya Afrika ile Avrupa arasında pek çok farklılıklar var. Pek çok sosyoekonomik ayrılıklar eğitim, sağlık, yaşam standartları, farklılıkları. Son derece büyük farklılıklar vardır. Kürtaj oranlarındaki farklılık yasal ve yasal olmayan çerçevede bulunmaz. Ancak şu diğer özelliklerin bazılarında bulunabilir. Çoğu ülkelerde kürtaj yasaldır. Ve birkaç yıl öncesinden itibaren dünya nüfusunun %61'i temelde hiçbir kısıtlamanın olmadığı veya pek çok sebepten dolayı kürtajın izin verildiği ülkelerde yaşamaktadır. Sadece %25'i kürtajın tamamen yasal dışı olduğu yerlerde yaşıyor. Bunun büyük bir kısmı Latin Amerika, Müslüman ülkelerin bazıları ve Sahra Altı Afrika ülkeleridir. Kürtaj giderek daha fazla ülkede yasallaşıyor. 1985'ten 1998'e kadar 19 ülke kürtaj kanunlarını önemli ölçüde çıkardı. Ve sadece Sovyetler Birliği'nden bağımsız olan Polonya, kürtajı yasa dışı hale getirdi. Bu 1985 ile 1998 yılları arasındaydı. 1998'den 2007'ye kadar ise yine son verilere dayanarak 16 ülke, Avustralya'da bir eyalet ve iki ülke ve bahsettiğim Meksika kürtajı yasallaştırdı. Meksikosti şu anda kürtajda ilk 12 haftayı yasallaştırdı. Ve bu 19 ile 2007 arasındaydı. Meksika'daki birkaç eyalet bunu takip etti. Bu yüzden Meksika şu anda bölünmüş bir yer. Bu 1998 ile 2007 arasındaki dönemde zaten çok kısıtlayıcı kürtaj yasalarına sahip olan El Salvador ve Nikaragua bölgesi tamamen serbestleşti. Hiçbir koşul olmaksızın kürtaj tamamen annenin sağlığına endekslendi. Tecavüz yok, ölüm yok. Yani Nikaragua ve El Salvador'da hiçbir fark kalmadı. Yasal kürtajın güvenilirliğinin aksine kürtajların olduğu yerde ki yasal olduğunda hemen hemen her zaman uygun tıbbi koşullar vardır. Yasal olmadığında ise son derece tehlikeli bir durum vardır. Yılda ölümle burun buruna gelmiş olan 67 bin kadar kürtaj vakası var ve 220 bin ölümle sonuçlanan vaka. Annesiz kalmış çeyrek milyon çocuk. Bildiğiniz gibi yasal olmadığında esas olay rahime bir şeyleri sokup cenini ve endometriyumu temizlemek için etraflıca bir parçalama olayıdır. Şimdi eğer siz orayı sivri bir çubukla veya bir çengelle veya herhangi bir şeyle parçalıyorsanız, siz rahim duvarını delmekten ve dışarıya vajina kanalı aracılığıyla açılan rahimin iç tarafıyla vücudunuzun iç kısmı karın boşluğu arasında bir delik açmış olursunuz. Yani öyle bir enfeksiyon bulaşır ki kürtajın sebebi olan ana hedef yasa dışı olmaktan çıkar. Kürtaj öyle tehlikelidir ki içeride kullanılan her ne ise steril olmaması artık genellikle de sivri bir şeydir. Doğruca gider ve rahim duvarını deler. Ve de folop borusunun karın boşluğuna çıktığını bilirsiniz. Çünkü yumurta bırakan yumurtalık folop borusunun üst tarafında sağda bulunur. Yumurta karın boşluğuna bırakılır. Vücut burayı ıslatır ve yumurtanın falop borusuna düşmesi ve tüylerin de onu itmesi gerekir. Bu bir başlangıçtır. Yani eğer siz rahime steril olmayan bir şey girdirirseniz daha sonra bakteriler akıntıya karşı yüzer ve vücuda girer. Sonra da kanınız zehirlenir. Ve çok büyük bir olasılıkla da ölürsünüz. Bu doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde çok tehlikeli bir işlemdir. kürtajdan kaynaklanan anne ölüm oranlarının belirleyici faktörünün onun yasal durumu olduğunu gösteren çok sağlam istatistikler vardır. Şimdi yine sanıyorum bu slaydı göstermedim. Şimdi burası kürtajın yasal olduğu yerler. Burası da kürtaj oranları. Bu yasal durumun kürtaj oranını belirlemediğini yine gösteriyor. İşte burada da çeşitli yasal kürtaj bölgeleri var ve oran 6 ila 26 arasında. Ve burada da yasal olmayanlar ve oranın 23 ila 52 arasında olduğunu görüyorsunuz. Yani kabataslak 2 ya da 3 katı. Yani yasa dışı. Bunlar Güney Amerika'nın tamamı. Bu tüm Avrupa Japonya, Avustralya, Amerika. Çok gelişmiş ülkeler. Hadi kısmen gelişmiş diyelim. Yasa dışılık kürtaj oranları ile ilgilidir. Ancak tamamıyla kesin sebep değildir. Elbette yasa dışı olması kürtaj, yüksek kürtaj oranlarına sebep olmaz. Şimdi incelediğinizde ve anne ölümlerine baktığınızda 10 olduğunu görüyorsunuz. Gelişmiş bölgeler ortalama 10 durumunda. Halbuki Latin Amerika'da 100 ile 200'lere kadar çıkıyorsunuz. Hatta 300'e kadar bile çıkıyorsunuz. Afrika'ya gidiyorsunuz. Oran 650. Burada yasa dışılık anne ölüm oranlarında çok fazla bir fark yaratmıyor. Bu da bir şeyi yasa dışı yapmanın temelde kürtaj oranlarını değiştirmediğini gösteriyor. Ve birçok örneklerimiz var. Ancak bu anne ölüm oranlarını çok çok net bir şekilde değiştiriyor. Bunun en etkin ve en açık örneği Romanya'da bulunmaktadır. Romanya'da 2. Dünya Savaşı esnasında ve size söylediğim gibi Sovyetlerin bir kuklası olduğu dönemden sonra kürtaj oranları inanılmaz yüksek seviyelerdeydi. Her bir canlı doğuma karşılık 4 kürtaj gibi. Çünkü şey o dönemdeki şüphesiz siz de adını duymuşsunuzdur Nikolay Ceaușescu diye bir diktatörleri vardı ve o büyük Romanya'nın ihtişamına karar vermişti daha çok Romanyalı olmalıydı. Büyük güçlü bir devlet istedi. Bu yüzden nüfus artırıcı doğum yanlısı bir kampanya yürütmüştür. Kürtaj hemen cezalandırıldı. Doğum kontrol araçlarını bulması zorlaştı. Onları ne ithal ettiler ne de ürettiler. Yani onun yaptığı şey 18 ile 45 yaş arasındaki bütün kadınları iş yerlerinde toplamaktı. Yani hemen hemen kadınların tümü çalışırdı. Kadınlar iş yerlerinde toplanılıp bir jinekolojik muayeneye tabi tutulurdu. Eğer hamile değillerse hükümete neden hamile olmadıklarını açıklamak zorunda kalırlardı. Gördüğünüz gibi bu zorlayıcı bir doğum yanlısı bir kampanyaydı. Bu bir anlamda Çin'in doğum karşıtı kampanyasının karşı yansımasıydı ve Romanya bundan daha da katıydı. Her neyse. Her neyse, şimdi olan şey yani önceleri hamileliklerin %80'i kürtajla sonlandırılmaktaydı kürtaj yok oluyor ve yasaldı. Kürtaj yasallaşmıştı. Ve doğum oranı oldukça yükseliyor. 5 kat gibi bir şey değil ama hatırladığım kadarıyla iki kat gibi bir şey. Ancak kontrol etmek istiyorum. Edeceğim. Sonra çok hızlı bir şekilde kadınlar yasa dışı kürtaj sağlayıcı ağlarını kuruyorlar. Ve doğum oranları hızla yükseliyor. Ve doğum oranları kendine geliyor. Ve de daha öncekinden daha yüksek oranlarda bir yerlerde duruyor. Ancak çok çok yüksekte de değil. Anne ölüm oranı değişen şey. Her 100 bin canlı doğum için gelişmiş bir ülkede 10'luk veya 20'lik rakamlardan 200'e çıktı. Bu oran 10 katına kadar çıktı. Bebek ölüm oranı çünkü bu anneler bu çocukları istemiyordu zannedersem bebek ölüm oranı her binde 83 ölüme kadar çıktı. Japonya'da oran 4.8. Amerika'da 8.9. Böylece 83'e kadar yükseldi. Yani tekrar söylüyorum, bebek ölümleri 10 katı gibi bir oranda yükseldi. Kürtajı yasallaştırmamanın ana etkisi doğumların sayısındaki geçici artışta görüldü. Ancak anne ve bebek ölümlerinde uzun dönemde bir artış oldu. Büyük bir artış. Kürtaj yeniden yasallaşana kadar, ki bu tabii ki diktatörden kurtuldukları zamandı, o zamanlarda olayların çok azı normale döndü. Fakat yine de kürtajı yasallaştırır yasallaştırmaz, anne ölüm oranı 3 kat düştü. Yani Romanya örneği güzel bir örnek. <laughs> Güney Afrika'da son zamanlara gelelim. Ha bu, Roma, ha bu arada Romanya'nın hikayesi 1960'ların sonlarına rastlar. Güney Afrika'da kürtaj yasası çıkarıldı ve kürtaja bağlı anne enfeksiyon vakaları yarı yarıya düştü. Tüm vakalarda kürtajı yasa yapmanın ana etkisi hastalıklardaki artıştır. Kürtaj oranını değiştiremezsiniz. Ancak tıbbi komplikasyonları anne ve bebek ölümlerini değiştirebilirsiniz. Yüksek kürtaj oranlarına sebep olmayanlarla devam etmekteyiz. Ki bu din değildir, yasalar değildir temel sebep aşikar bir şekilde istenmeyen gebeliktir. Bunların yani istenmeyen gebelik oranlarının çok yüksek olduğunu hatırlayabilirsiniz. İşte size iki bölgenin karşılaştırması. Gelişmiş ülkelerdeki hemen hemen tümü yasal olan ve kürtajın yasal olmadığı ölüm oranının çok yüksek olduğu hemen tüm Afrika fark inanılmaz büyük. İstenmeyen gebelik için hafızanızı tazelemek adına şu istatistikleri hatırlayın bakalım. Bu yaşayan kadınların %71'inin çocuk sahibi olmayı engellemek istediğini gösteriyor. Fakat size daha önce gösterdiğim gibi daha çok çocuk yapıyorlar. Onlar doğum kontrolü kullanmadıkları için çocuk sahibi olmaya devam ediyorlar. Yeterli doğum kontrolü yapmıyorlar. Burası Bolivya. Bu dünyadan örnekler verdiğimiz bir önceki dersten. Hatırlayın bu çizgi insanların nerede olduğu, bu çizgi insanların kaç çocuk sahibi olduğu, bu çizgi insanların kaç çocuk sahibi olmak istediği, bu çizgide eşit oldukları yeri gösteriyor. Bütün ülkeler, bütün gelişmekte olan ülkeler istediklerinden daha fazla çocuğa sahip oluyorlar. Dünyada çok fazla miktarda karşılanmayan ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada tahmini olarak bu şekilde 108 milyon kadın var karşılanmayan ihtiyaç söz konusu olduğu için daha fazla çocuk sahibi olmak istemeyen bu kadınlar ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu da 51 milyon kadar istenmeyen gebelikle sonuçlanıyor. Bunların dışında doğum kontrolü kullanan kişilerin içinden diğer bir 25 milyon doğum kontrolünün yanlış ve tutarsız kullanımıyla veya başarısız bir metotla karşımıza çıkıyor. Şimdi siz 80 milyon kadar istenmeyen gebelikle karşı karşıyasınız. Dünya'da yıllık bazda 210 milyon hamilelik gerçekleşir. Ve bunların %40 kadarı planlanmamış gebelikler. Çeyrek kadarı ki biz pek çok yerden biliyoruz ki gebelik planlanmadığında çeyrek kadarı kürtajla sonlandırılıyor. Ana sıralama istenmeyen gebelik ve daha sonra da yüksek kürtaj oranı. Dünyada çoğu istenmeyen gebelikler gelişmemiş ülkelerde bulunuyor. Bu yüzden burada gelişmiş ile gelişmemiş ülke arasında fark var. Doğum kontrolü çok ulaşılabilir bir şey. Gelişmiş dünyada oldukça sık kullanılıyor. Yani gelişmiş dünyada istenmeyen gebeliklerin çoğu doğum kontrolü kullanan insanlara ait ve onu oldukça da düzgün kullanıyorlar. Ancak bir yöntem hatası var. Doğum kontrolü bir şekilde başarısız oluveriyor. Bir kadının yaşamı boyunca takriben 30 yıl kadar bir doğurganlık sürecinin olduğunu unutmamalısınız. O bir yılda 12 aylık bir döngüye sahip. Aslında azıcık daha fazla. Temelde bir döngü 28 gündür. Ancak bu oldukça yeterlidir. İstenmeyen bir gebelikle karşılaşmamak için kadının doğum kontrolü 30 yıl boyunca mükemmel bir şekilde işlemelidir. Yılda 12 defa. Bu doğum kontrolü ümidi için berbat bir rakam ve doğum kontrolleri o kadar da sağlam değil. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde de istenmeyen gebeliğin ana nedeni çok yoğun bir şekilde doğum kontrolü kullanan evli kadınlardır. Genellikle onların zaten öncesinde birkaç çocuğu bulunmaktadır ve doğum kontrolü başarısız olur. Başarısız olur. Gelişmiş ülkelerdeki ana neden budur. Doğum kontrolünün daha az yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise ana neden doğum kontrolü kullanımının olmamasıdır. Doğum kontrolü ile kürtaj arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Şimdi biz bir ülkeye sahibiz. Çoğu ülkelerde bu karşılanmayan ihtiyaçla kadınlar siz istatistikleri toplamaya başlamadan önce sahip olduklarından daha az çocuk isterler. Ancak bu büyük bir olay değil. Sonra bir şeyler değişir. Belki de bu kültürel, ekonomik değişikliğin veya herhangi bir değişikliğin sebeplerini tartıştığımız bir mekanizma olabilir ve insanlar daha az çocuk sahibi olmayı gerçekten istemeye başlarlar. Bu 1964'lerde Kore'de olmuştur ve ki size Kore'de bunun nasıl olduğunun örnek hikayelerinden birini vermiştim, okursunuz. Peki ne oluyor? Kadınlar daha doğrusu tüm kültür doğurganlığın en üst seviyesinden daha düşük seviyeleri isteme yönünde değiştiği için doğum kontrolünü ki tüm bu ülkelerde kürtaj geleneksel yol olduğundan kürtaj oranı ilk sırayı alıyor. Doğum kontrolünü kadınlar biliyor ve de bununla birlikteyken gayet de rahatlar. Yani siz öncelikle kürtaj oranının yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Daha sonra küçük bir ile doğum kontrolü öne geçiyor. Çünkü tüm ülkelerde ulusal aile planlama programları yürütülüyor. Olan şey şudur ki insanlar daha fazla kürtaj oluyor. Daha fazla doğum kontrolü kullanıyor. Böylece doğurganlıkları azalıyor. Fakat arzu edilen doğurganlığın düşüş oranı öyle hızlı oluyor ki doğum kontrolü ile kürtajın toplamı bile buna ayak uyduramıyor. Böylece her iki oranda yükselmeye devam ediyor. Sonuçta zirveye çıkıyorsunuz. Kürtaj zirve yapıyor ve düşmeye başlıyor. Doğum kontrolü yukarılara çıkmaya devam ediyor. İşte bu daha az doğurganlığa sahip olma isteğinin hangi metot olursa olsun tek başına başa çıkabileceğinden daha fazla olduğu dönemdir. Sonuç olarak kadınlar kürtaj daha kolaydır çünkü görev asıl yöntemin sonrasıdır. Fakat sonuç olarak kadınlar doğum kontrolü kullanmayı öğreniyorlar. Onu kullanmayı ve doğru kullanmayı öğreniyorlar. Bu yüzden de kürtaj oranı doğum kontrol oranının çok çok üst seviyelerde devam etmesinden dolayı azalıyor ve buradaki farklılığın çoğu hamile kalmayı ya da bir şeyleri geri isteyen kadınlarda ortaya çıkıyor. Siz burada karşılıklı dengeyi görüyorsunuz. İlk başlarda her ikisinin de birlikte yükseldiğini. Bir sonraki adımda da bunların çok farklı şeyler yaptığını görüyorsunuz. Bu konuda polemik tartışmalara girdiğinizde duyduğunuz şeyin doğrudan yaşamla ilgili olduğunu ve insanların doğum kontrolünün hiç faydası yok, kürtaj doğum kontrolüyle birlikte yükseliyor dediğini duyacaksınız. Ve de onlar bu yarıdan aşağı olan istatistikleri kullanacaklar. Kürtaj yanlısı olan kişiler, "Hayır, hayır. Hayır ya da doğum kontrolü yanlıları, hayır, hayır, hayır" diyecek ve bu böyle sürüp gidecektir ve onlar grafiğin bu yarısını kullanacaklar. Fakat siz bu şeylerin her ikisini de aldınız. Kore bir örnektir. İşte burada doğum kontrolüyle kürtaj arasındaki ilişkiye başka bir örnek. Bangladeş'ten geliyor. Hatırlayın bakalım, Matlab. Okumuştunuz. Onların bazı köyleri seçtiği, oldukça sıkı bir aile planlaması programı yürüttükleri ve sonra da kontrol bölgesi olarak bıraktıkları başka köylerin mevcut olduğu yer olan Matlab. Hükümet programı olduğu için aile planlaması yapıyorlardı. Ancak hükümet programı hiç de müdahale programı kadar iyi değildi. İşte burası kontrol bölgesi ve burada görülecek çok şey var. Hepsinden önce bu istenen doğurganlık ve bu bu seviyeden başlıyor. Yarıdan fazlasından birazcık daha aşağılara düşüyor. Ve MATLAB bölgesindeki istenen doğurganlık aynı seviyeden başlıyor. Aynı miktarda düşüyor. İki bölge arasındaki fark istenen doğurganlık değil. Asıl doğurganlık oranı burada düşüyor daha yukarılara çıkmaya başlıyor ve burada azıcık daha hızlı bir şekilde düşüyor. Sonuçta çok farklı olmayan bir şekilde sonlanıyor. Yine fark gerçek doğurganlık miktarı değil ki iki bölge arasında doğum sayısı çok da farklı değil. MATLAB da deney bölgesinde ki bölge sıkı bir program izledikleri yer doğum kontrolü burada oldukça yukarılarda seyrediyor. Veya %30 gibi bir durumdan çok hızlı bir şekilde iki katından daha yükseğe. %70'lere çıkıyor. Halbuki gördüğünüz kontrol altında olmayan diğer bölgede çok daha yavaş başlıyor. Burada çok hızlı yükseliyor. Bunun tamamı birkaç yılda değişmez. Daha sonra hükümet aslında hükümet programı destekliyor. O da bir parça yukarılara sıçrıyor. Böylece bu doğum kontrolüdür. Bu gerçek büyük bir farktır. Doğum kontrolünün üstünlüğü kontrol bölgesinde deney bölgesinden çok daha düşüktür. Sonuç doğum kontrolünün çok yaygın olduğu bölgedeki kürtaj oranları. İşte burada ve burada da doğum kontrolünü yeterli kullanmadıkları yerde kürtaj oranları almış başını gidiyor. Yine burada aynı ülkedeki şu iki bölgeyi görebiliyorsunuz. Aynı dönem komşu köyler. Bu dengenin olduğu komşu bölgeler. Bunlar ya doğum kontrolü kullanıyorlar ya da kürtaj yöntemini kullanıyorlar. Her iki yerde de zaman geçtikçe daha az sayıda çocuk istiyorlar ancak bir durumda doğum kontrolü kullanırken diğer durumda kürtajı kullanıyorlar. Şimdi buna bir diğer örnek oldukça farklı bir durum. Şangay'dan. Oldukça karmaşık, hatta biraz ilginç bir durum. Burada tek çocuk politikası karşımıza çıkıyor. Sadece bir çocuğa izin veriliyor. Yani onlar tek çocuk yapıyor ve sonra da ikincinin olmaması için bir şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Kullandıkları şey doğum kontrol yöntemleri ve bunlar işe yaramıyor. Onlar da başlıyorlar çok buraya dost doğru geleyim. Onlar da doğum kontrolünün oldukça güvenli bir yolu olan düşük dereceli rahim içi araçla başlıyorlar. Ve kürtaj oranı çok yüksekken rahim içi araç kullanmanın hamile kalmamak için tek en güvenilir yöntem olduğunu oldukça hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ve sonra da kürtaj oranı düşüyor. Böylece yine kürtaj oranıyla etkin doğum kontrolünün birbirlerinin aynadaki suretleri olduğu başka bir farklı durum karşımıza çıkıyor. Yaygın bir doğum kontrolü oranına sahipseniz düşük bir kürtaj oranınız vardır. Latin Amerika bu değişmeyen yapıyı gösterir. Latin Amerika'da kürtajlar yüzyıllardır yapılmaktadır. Şüphesiz İnkalar ve Aztekler tarafından da kullanılmıştı. 1551'de Venezuela psikoposu İspanya kralına yerlilerin çocuklarının köle olmalarını istemediklerini bildirdi. Böylece 1551'de onları kürtaj ettiler. Şili tıp alanında oldukça iyi istatistiklere sahiptir. Şili'de 1960'larda doğurganlık geçişlerinin başlangıcında Şilili kadınların %23'ü gönüllü olarak teşvik edilmiş bir kürtaj olmayı kabul etti. Yine Şili'nin çok sıkı bir katolik ülke olduğunu ve tıp kayıtlarının iyice araştırılmadığını ya da herhangi bir düzeltmeye yapılmadığını da unutmayalım. Bu sadece kadınlara sorulmuş bir soru. Daha önce hiç kürtaj oldunuz mu? Ve de dörtte biri şu cevabı veriyor. Evet oldum. Onlar sadece bir kürtaj olmadılar. Aynı zamanda çoğu birden fazla kürtaj oldu. 3'e kadar. Kadınların %8.4'ü 7'den fazla kürtaj oldu. Bu başlangıçtadır. 10 yıl sonra 1970'lerde bu kadınların doğurganlıklarının hakikaten düştüğü yerlerde kadınlar çocuk istemiyorlar. Bir kadın hayatı boyunca ortalama 3 kez kürtaj oluyor. Sonra giderek artıyor. Yine bunlar açıkça kabul edilen rakamlar ve gerçek rakamların çok daha yüksek olması gerekiyor. Yine başka bir yerdeki Şil gibi Şili'de de hemen hemen bütün kadınlar evliydi. Hemen hepsi orta sınıftandı ve zaten 4 ila 6 arasında hamilelikleri olmuştu. Zaten çocukları ve hamilelik deneyimleri vardı. Sosyoekonomik seviyelerde ele alırsak orta sınıftaki kadınlar çalışan kesimdeki kadınlardan daha fazla kürtaj oluyorlardı. Evli kadınlar geçici birliktelik yaşayan kadınlardan çok daha fazla kürtaj oluyorlardı. Ve bütün bu dönem içerisinde Şili'de kürtaj tamamen yasa dışıydı ve hala da öyle. Şimdi kapı komşu Peru'ya gidelim. Lima'da 1970'lerde yine o doğurganlığın azaldığı dönemde Peru'da insanların daha az çocuk istediği dönemde yıllık kürtaj artış oranı %24'tü. Her yıl kürtajda %24 artış vardı. Herhangi bir yılda üretken çağındaki kadınların dörtte biri ila üçte biri kürtaj oluyordu. Bu 4 kadından birinin 3 kadından birinin her yıl kürtaj olması demekti. Yine bu oldukça yüksek kürtaj oranları kadınların veya ailelerin daha az sayıda çocuk istemeye başladıkları zaman gerçekleşiyor ve henüz doğum kontrolünü nasıl kullanacaklarına dair herhangi bir fikirleri yok. Çağdaş Latin Amerika'da kürtaj hemen her yerde yasa dışı olmasına rağmen hemen her yerin katolik olmasına rağmen oldukça yaygındır. Bir bütün olarak Latin Amerika her iki canlı doğuma karşılık bir kürtaja sahiptir. Dünya ve Latin Amerika'da bunun her yıl 3.2'ye karşılık bir olduğunu hatırlayalım. Latin Amerikalılar her iki canlı doğuma karşılık bir kürtaja sahipler. Sonuç olarak kuşaksal bir değişim var ortada. Ve daha genç yaşta kadın doğum kontrolü kullandıkça kürtaj oranı da düşmeye başlıyor. Bir diğer örnek Filipinler. Filipinler'de çok ilginç bir politika durumu var. Ülkenin politikası Katolik Kilisesi ve halkın doğum kontrolü kullanması arasında güçlü bir karşılıklı ilişki söz konusu. İlk halkçı cumhurbaşkanlarından biri olan Fidel Ramos, cumhurbaşkanı iken Aile planlamasını desteklemiş ve Filipinli kadınların dörtte biri modern yöntemler kullanmıştır. O zamandan beri istenen doğurganlık Filipinler'de azalmıştır ve şu anda Filipinli kadınların yarısından fazlası doğum kontrolünün herhangi bir şeklini istemektedirler. Fakat başkanlık değişti ve bir kadın Gloria Arroyo Macapagal göreve geldi ve sonra gelen Ferdinand Marcos güçlü bir diktatördü ve güçlü dönemleri oldu ama sonra geniş çaplı bir yolsuzluktan ve diktatörlük işlerinden dolayı görevden alındı. Şu anda Filipinler demokratik seçimlere sahip ve hükümetler de oldukça zayıf. Hükümetler çok fazla bir halk desteğine sahip değiller ve bu yüzden de hükümetin yasa yapmak için bir yerlerden meşru bir destek almaya ihtiyacı var. Bu durumda onlar Katolik kilisesinden destek alıyorlar. Çünkü yine söylüyorum Filipinler oldukça katolik bir ülke. Macapagal ile Filipinler başpiskoposu arasında sıkı bir pazarlık yapıldı. Bu pazarlığa göre hükümet eğer kürtajı yasa dışı ilan ederse ve aile planlama programlarını bırakırsa kilise onu destekleyecekti. Şu anda hükümet ve bu kabul edildi ve seçildi ve şu anda hükümet sadece temelde iptal edilen geleneksel aile planlaması yöntemini destekliyor. Böylece 1993'ten 1998'e kadar geçen 5-6 yıllık dönemde çağdaş yöntemlerin kullanımı çok fazla değişmezken geleneksel yöntemlerin kullanımı %50 oranında arttı. Hükümet her ne zaman bir şeyleri zorlasa o şey genelde yükselir. Ve en basitinden bu geleneksel yöntemlerin hiçbiri yürümez. Sonuç Filipinler'de o yıllardaki kürtaj sayısı zaten oldukça yüksek bir sayı olan 400 binden %19 arttı ki 400 binden aşağı yukarı yarım milyon kürtaja kadar yükseldi. Bunların tamamı tabii ki yasa dışıydı. Başta da söylediğim gibi Amerika'da kürtaj büyük bir tartışma konusu. Bu pek çok yerde hiç konu bile edilmez. Ancak şu anda edebiyat dünyasında kürtaj kültürü diye adlandırdıkları şey hakkında pek çok eser var. Tıpkı diyelim ki Avrupa ve Amerika'da bir doğurganlık kontrol şekli olarak doğum kontrolünün az çok tartışmasız bir yeri olması gibi. Bu ülkelerde de kürtaj doğurganlık kontrolü için bir mekanizma olarak tartışmasız bir yere sahiptir. Birkaç yıl önce kadın sağlık sınıfında kürtajı anlatmak üzere davet edilmiştim. Yani konuştuğumuz konulardan biriydi. Sonra birkaç öğrenciyle konuşuyordum ki yan sınıftan bir profesör içeri girdi. Rusyalıydı bize ne hakkında konuştuğumuzu sordu. Öğrenciler bana kürtaj hakkında sorular sormaya başlamışlardı. Profesör gerçekten hayrete düşmüştü. Aynen şöyle dedi. Birisi neden kürtajla ilgilenir ki? Çünkü Romanya gibi Rusya'da da bu oldukça sıradan, son derece sıradan bir şey. Ve ben eminim ki muhtemelen tüm Doğu Avrupa içinde bu bir dereceye kadar doğrudur. Hatırlayın size vücut sağlığının vücutla salgılara bağlı olduğunu söyleyen eski teoriden bahsetmiştim. Bu teoriye göre sizler dört çeşit salgıya, safraya ve diğerlerine sahipsiniz. İşte hepsi birden gelir ve önemli olan da budur. Siz yenilenmek zorundasınız. Adet döneminde olan şeye gelelim. En kötü sıvının adet sıvısı olduğunu herkes bilir. Yani siz bu sıvıyı dışarı atmak zorundasınız ve eğer atamazsanız, periyodik olarak adet sıvınızı dışarı atamıyorsanız, kötü ruhlar, salgılar, sıvılar içinizde birikir ve sizi hasta eder. Romanya gibi yerlerde pek çok insan, yaşlı az eğitimli kişiler sık sık kürtaj olmanın iyi olduğuna inanır. Hamilelikten kurtulmak için olmasa bile sadece bu kötü salgıdan kurtulmak için kürtaj iyidir. Pek çok diğer gerçekten inanılmazların yanında bizim için hemen hiç inanılmaz tıbbi inanışlar hep var olmuştur. Ve Romanya'daki çok çok yüksek kürtaj oranlarının Sebeplerinden birisi de budur. Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nden ayrıldığında aynı zamanda aile planlaması programları da bitti. Ve böylece tüm bölgede etkin aile planlaması terk edildi. Onlara en yakın The Planet Parenthood Federation Bangkok'taydı. Ve bu yüzden çok fazla yardım edemediler. Yaptıkları şey onların söylediği, biz sadece Moskova şehrini alacağız. Çünkü bu şehirde çalışmak en az maliyetli şeydir. Bir sürü insan bizim coğrafi erişimimiz yok. Ancak Moskova'da biz biraz doğum kontrolü sağlamaya çalışacağız. Bu tüm diğer Sovyet bloğu ülkelerini eli boş bıraktı. Benim burada Connecticut'taki The Planned Parenthood Federation ile bağlantılarım vardı. O dönemde ben onlarla temasa geçtim. Ukrayna ile bağlantı kurdum. Tüm Ukrayna doğum kontrolünden mahrum gibi bırakılmıştı. Kiev'deki üniversite başkanıyla temasa geçtim. Kadın doğum ve jinekoloji bölümünün başkanıyla. Çok hoş bir kadındı ve onun temin etmesine, yardım etmeye başladım. Buradan gebelik önleyicileri satın aldım ve onları yurt dışına gemiye verdim. Aslında biz onları uluslararası olarak satın alıyoruz. Çok ucuz dünya marketlerinde bir kutu 0.80 dolar. Bir prezervatif 7-8 cent civarında. Diyafram 1.25 dolar. Yani bunları Amerika'da satın alıyorsanız pahalı. Hindistan'da veya üretildikleri yerde satın alıyorsanız çok daha ucuzdur. Bu yüzden Ukrayna'ya iyi bir şekilde yardım edebildik. Onların ilk istedikleri şey çünkü eğer pelvik enfeksiyonlar varsa siz bunların hiçbirini kullanamazsınız. Bu yüzden ilk istedikleri şey Monistat isimli ilaç ve liste başı olarak vajinal enfeksiyonlar için diğer tedavilerdi. Ve ancak bunlardan sonra onlar doğum kontrolü ile ilgilenmeye başlayabildiler. Her neyse bu program devam edip gitti ancak çok da başarılı olamadı. Sebep kadınların kürtajı kullanmaları ve bundan gayet de memnun olmalarıydı. Kadınlar bununla ilgili herhangi bir terslik düşünmüyorlardı. Bunu yapmaya da alışmışlardı. Hiçbir sorun yoktu. Şimdi biz bunu neden değiştirelim ki? Onların yaptıkları şeylerden birisi bizim onlara yardımcı olduğumuz, yaşamdan gerçek sahnelerin olduğu bazı filmler göstermekti. Kanlı canlı bir şekilde. Cininin neye benzediğini ve kürtajın nasıl bir şey olduğunu gösterdik. Biliyorsunuz yol gerçekten uzundu. Onları gemilerle gönderdik. Sonunda onlar hastalarına filmleri gösterebildiler. Ve dediler ki gördüğünüz gibi kürtaj basite alınacak bir olay değildir. En ilginç vaka her yıl her bin kadında 78 kürtajın olduğu ve 15,5 oranına sahip olan Kanada ile kıyaslanan dünyanın en yüksek kürtaj oranlarından birine sahip olan Küba olabilir. Ve yine örnek olarak söylüyorum ki bunlar Amerika'nın iki tarafındadır. Bilinen hamilelik olarak adlandırdıkları şeyin tamamen hemen hemen %60'ı kürtajla sonlandırılıyordu. Yani onların uzun bir hikayesi var. 1938'den önce kültürel olarak İspanya'ya çok sık bağlıydılar ve İspanya çok tutucuydu. O dönem Franco dönemiydi. Çok çok sadece bir faşist, katolik diktatörlük ve böylece İspanyol yasalarına göre kürtajın tüm şekilleri teşvikli kürtaj yasa dışıydı. Ve böylece Küba'da aynı kanunları kullandı. Bu 1938'e kadar olan dönemdi ve 1938'de tecavüz, annenin ölme ihtimali veya ağır fetel bozukluk olan vakalarda kürtaja biraz izin verildi. Tüm bu kısıtlamalara rağmen bu Küba'daki doğum kontrol mekanizmasıydı ve tüm toplumsal sınıflar tarafından oldukça yaygın olarak kullanıldı. Şimdi size bu durum için istisna bir şey anlatacağım. Yoksul insanlar tarafından şehirlerde ve kırsal alanlarda kullanıldı bu. Bu da kürtajdı. Doğum kontrolü ülkeye girmeye başlıyor ancak bu yabancı bir ürün ve pahalı ve sizin bunu kullanmak için biraz da tıbbi bilgiye ihtiyacınız var. Yani bu dönemde sadece üst sınıftakiler doğum kontrolü kullanıyorlar. Küba'da da kullanılan doğum kontrolü işte buydu. O dönemde çok çok az insanın şeker kamışı plantasyonları vardı. Diğer herkes bu plantasyonlarda tamamen birer köleydi. Bu yüzden doğum kontrolü kullanan zengin ve yoksul insanlar arasındaki toplumsal uçurum son derece büyüktü ve onlar birbirleriyle konuşmazlardı. Bu yüzden doğum kontrolü fikirlerinin toplumsal alanda yayılması için hiçbir imkan yoktu. Böylece insanlar kürtajı kullanmaya devam edip gitti. 1959 Fidel Castro'nun devrimlerinin olduğu ve yönetime geçtiği yıl başlarda kürtaj karşıtı biriydi. Hala da öyle pek çok olaylar oldu. Ve burada oldukça karmaşık olan hikayeyi basitleştireceğim. 1962'ye kadar Amerika Küba'ya tıbbi malzemeleri de içeren bir ambargo uygular. Ve tahmin edin bakalım Kübalılara ne gelmiyor. Gebelik önleyiciler. Çünkü Amerika onların malzeme kaynağıydı. Böylece kürtaj giderek yerini sağlamlaştırıyor ambargo Küba'daki oranların artması için en büyük katkıyı yapmış olabilir. Kimse bununla ilgili doğru bir istatistiğe sahip değil. Küba'da kürtaj yasal olurken hükümet oranları azaltmayı gerçekten istiyor. Tüm manşetlerden hatırlayabileceğiniz üzere 1998'de Papa Küba'yı ziyaret etti ve kürtaj karşıtı söylemlerde bulundu. Sonra bundan çok kısa bir süre sonra Castro 7 saatlik bir konuşma yaptı. Benden de beter. Doğum kontrolü şekli olarak kürtajı lanetleyen 7 saatlik bir konuşma o bir halk kahramanı ve bir devrim lideri olarak kürtajın yayılmasına karşı çıkmanın onun görevi olduğunu söyledi. Bunun insanlar üzerinde herhangi bir etkisi olmadı ve çok ilginçtir. Elimizde Küba'da neler olduğu ile ilgili gerçekte size ödev olarak vermem gereken harika bir makale var. Zaten çok fazla okuyacak şeyiniz var biliyorum. Tıp dünyası, hükümet ve sağlık kuruluşları insanları kürtajdan soğutmak isterler. Bu görüşmelerde bütün yaşlardan kadın ve erkeklere sordukları sorulardan biri doktorlardan ve sağlık görevlilerinden ne duydunuzdur? Şey, tehlikeli olduğunu, ondan ölebileceğimi duydum. Bir düşünsenize, görevlilerden duyduğu şey budur. Fakat her hamile kaldığınızda doğum yapmak zorunda olduğunuzu bir düşünsenize. Hap kullanmama rağmen 15'imdeyken hamile kaldım ve kürtaj oldum. Ondan da önce bir rahim içi araç kullanıyorken de hamile kalmıştım bu röportaj esnasında 30'unda olan bir kadındı. Bu onun dördüncü kürtajından sonra olmuştu. İnsanların sağlık ve hükümet kuruluşlarından duyduklarıyla bunları algılamaları birbirinden çok farklı. Bu tamamen kayda değer olmayan bir tartışma konusu. Şu anda 49 yaşında olan bir erkek şunu söylüyor. 10 yaş civarındaydım. Etraftakiler ona soruyorlar. Sen ne? Kürtaj hakkında ne biliyorsun? Bu tartışılır mı? Cevabı elbette 10 yaş civarındaydım. Sokakta insanların kürtaj hakkında konuştuklarını duyardım. Benim evde de annem arkadaşlarıyla da bundan konuşurdu. Benim önümde konuşurlardı. Yanıtlayan diğer bir kişi Kürtaj sokaklarda insanların sıkça konuştuğu konulardan biridir. Günlük bir şeydir. Bunu söyleyen 23 yaşında bir erkek. Ailenizden, arkadaşlarınızdan hiç kürtaj olmuş birilerini tanıyor musunuz? Evet, benim halam. Size ne dedi? hiçbir şey hissetmediğinizi, size anestezi ve uyutucu verdiklerini, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Bu ilk kürtajını daha 18'indeyken olmuş bir kadındı. Başka bir kişi, evet benim arkadaşlarım bana yaptırdıklarını ve hiçbir şey hissetmediğinizi söylediler. Şimdi de ilk kürtajını 15 yaşında olmuş biri vardı karşımızda. Başka bir yanıt veren, kuzenim kürtaj olmuştu. Bana sıradanlığın dışında hiçbir şey olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. İkinci kürtajını 21 yaşında olmuş bir beyan. Diğer bir kişi ben okuldayken bir arkadaşım kürtaj olmuştu. Yaşı oldukça küçük, 13 civarındaydı. Çünkü o zaman 8. sınıftaydık. Size ne anlattı? Nasıl gitmiş? Bana iyi gittiğini, anestezinin iyi olduğunu anlatmıştı. Kızlar, biz böyle şeyler hakkında konuşuruz. Bu da 4. kürtajını olmuş, 31 yaşında bir kadındı. Kürtaj hakkında çok sık konuşulduğunu duydunuz mu? sorusuna yanıt veren bir diğer kişi, "Aa evet, Okulda kızlar arasında onlar hiçbir şey kullanmazlar demek hiç gebelik önleyici kullanmıyorlar demek. Yani hamile kaldıklarında doğruca gidip kürtaj olurlar. Ondan önemsiz bir şeymiş gibi bahsederler. Bir bardak su içmek gibi bir şeydir. Bazıları kürtaj olduklarında bazı sorunlar yaşarlar ama genellikle çoğu insan yaşamaz. Hemen her zaman süreç iyi işler. Bu da ilk kürtajından sonra 17 yaşında olan bir kız bu çok ilginç bir durum. Çünkü onlar deneyimlerken bir yandan da hükümetten bir şey duyuyorlar. Aynı şeyi sağlıkçılardan da duyuyorlar. Ama bir yandan da kürtaj olmuş bir sürü kişiyi tanıyorlar. Sıradan bir konu ve bununla ilgili herhangi bir zorluk işitmiyorlar veya çok nadiren işitiyorlar. Hükümet doğum kontrolü için zorlama yapıyor ve onlar doğum kontrolü kullanıyorlar. Kübalı kadınların %92'si doğum kontrolü kullanmaktadır. Bu birkaç kez hatta oldukça renkli bir seks yaşamı olan ergenlik çağındaki kızlar arasında bile oluyor. Çünkü onlar her seferinde hamile kalıyorlar. %84'ü doğum kontrollerinden herhangi birini kullanmakta. Bu onlar için herhangi bir şey anlamına gelmiyor. Çünkü onlar kürtajla gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani hamile kalmaktan endişe duymuyorlar. Bu yüzden de bazen doğum kontrolü kullanıyorlar. Bazen de kullanmıyorlar. Kullandıkları zamanki bilgilerin ise hemen hemen tamamı gelişi güzel. Bir süre kullanacaklar, sonra bırakacaklar, sonra tekrar başlayacaklar. Yöntem değiştiriyorlar. Bu uyuma hiç, tabii ki kadınlar belli doğurganlık günlerine sahipler. Erkekler de öyle. Bir ilişki içerisinde yaşanan sekste veya çok fazla rastgele seks yaptıklarında kadın bunu size söyleyecek. Ve kadınların seks yaptıkları zamanlardaki yumurtlama dönemleriyle doğum kontrol kullanımı kesinlikle uyum sağlamıyordu. Bu tam bir kopukluk. Sebebin onların kürtajla birlikte son derece mutlu olmaları. Şüphe götürmez ve de bu gayet iyi bir destek. Çünkü doğum kontrolü kullanma konusunda çok titiz olmalarına gerek kalmıyor. Aslında her ne kadar kürtajın büyük bir marifet olmadığını duysalar da diğer doğum kontrol yöntemlerinin çok da zevkli olmadığını da duyuyorlar. İşte burada sorularımıza verilen daha fazla yanıtlar şöyle. 19 yaşındaki bir erkek şöyle diyor. Kadının vücuduna fazladan hormon verdiği için haptan hoşlanmıyorum. Bu da bir kadın. Hayır herhangi bir rahim içi araç kullanmam çünkü vücudum onu destekleyemez. O yerinden çıkar gider. Geçmişte rahim içi araç kullandınız mı? Evet. İki farklı sefer kullandım ancak ikisinde de yerinden düştü. Rahim içi araçlarla başım dertte. Bunu söyleyen de ikinci kürtajını olmuş 37 yaşında bir kadın. Rahim içi araçlar kadınlarda acıya neden olur. İlk kürtajını olmuş 35 yaşında bir bayan. İlk hamileliğimden sonra bir rahim içi araç taktırdım. Ancak çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü acı veriyordu. Adet düzenimle ilgili sıkıntı yaşamaya başladım. Ve çok fazla iltihaplanma oldu. İlişki esnasında da acı veriyordu. Bu yüzden rahim içi aracı çıkarttırdım. Dördüncü kürtaj. 42 yaşında bir kadın. Daha önce bir rahim içi araç taktırdım. İki yılda kullandım. Ancak çıkarttırdım. Çünkü çok fazla adet kanamasına sebep oluyordu. Başka bir kadın bazen ben koruma kullanırdım. Ancak prezervatif yırtıldı. Yırtıldı. Bunları doktorlara anlatıyorsunuz ve onlar da bunun kesinlikle mümkün olamayacağını söylüyor. Size söylüyorum bu bir yalan değil. Zaman zaman prezervatifler kötü oluyorlar ve yırtılıyorlar. 19 yaşında 3. kürtajını olmuş bir bayan. Araştırma esnasında %88'i araştırma esnasında doğum kontrolü kullanıyordu ve yine araştırma esnasında ergenlerin %68'i prezervatif kullanıyordu. Ancak doğum kontrolü onlar bundan hiç hoşlanmıyorlardı. İşe yaramıyordu ve belli ki onlar kürtajla birlikte gayet mutlulardı. Bu çok ilginç bir şey ve bu aslında tüm Doğu Avrupa ülkelerinde tekrarlanıyor. Yine buralarda kürtajla ilgili oldukça fazla deneyime sahipler ve doğum kontrolü için özel bir kazanç görmüyorlar. Şimdi Amerika'da herkesten duyduğunuz standart bir şey vardır. Onların bağımsız, kürtaj yanlısı veya karşıtı olabilirler Buradaki olay ana düşüncedir ve ben burada şöyle bir şey söylüyorum. Ana düşünce, kürtajla gebelikten korunmayı yer değiştirmektir. Gebelikten korunma kürtajdan daha iyi bir doğum kontrol yöntemidir. Bu tartışılabilir ancak şimdi bu tartışılabilir. Aslında beni bu konuya başlatan şey yıllar öncesindeydi. Bir dersteydim ve açık açık doğum kontrolünün kürtajın yerine aldığında bunun bir gelişme olacağını söylüyordum. Şimdi ise bu o kadar da kesin değil çünkü size en güvenli yöntemin kürtajla desteklenen prezervatif yöntemi olduğunu gösterdim. Bu çok zor, çok zordu. Bir öğrenci bana doğum kontrolünün neden kürtajdan daha iyi olduğunu düşündüğümü sormuştu. Yanıtlaması oldukça zor bir soru ve ben bunu bir günde yanıtlayamayacağım. Çok zor bir sorun. Size söylemek istediğim son şey endişe duyduğumuz şeylerden birisi olan nüfus artış oranı. Kürtaj nüfus artışının küresel oranında korkunç bir farka neden oluyor. Size söylediğim gibi şu anda dünyada aşağı yukarı 75 milyon artış var. Şayet kürtaj oranı bazı yerlerde 40-50 milyon arasında olursa bu dünya nüfus artış oranının %75 veya o civarlarda bir yerlerde yükseleceği anlamına gelir. Çünkü kürtaj doğum oranını çok büyük bir ölçüde frenliyor. Eğer kürtaj ortadan kalkarsa ve doğum kontrolüyle yer değiştirmezse nüfus artış oranı alır başını gider. Dünyada şu anda olduğu gibi kürtaj olmadan dünya nüfusunu dengede tutabilmenin muhtemelen başka yolu yok. Şimdi tam zamanıdır. Gelecek ders kürtajın biyolojisi, biraz da tarihi ve felsefi yapısıyla devam edeceğiz.